2023 asgari ücret ne kadar olmalı? 2023'teki asgari ücretin en az 10.000 TL olması gönül rızasıyla istenir. Fakat neden? Çünkü geçim artık çok zorlaştı. Enflasyon had safhaları ulaştı %80'lerde. Ve bu da ister istemez alım gücümüzü azaltıyor. Bu alım gücü de rakamın ne kadar yüksek olursa o kadar iyi olması anlamına geliyor. Tabii burada işçi işveren konusu var. Yani işverenin burada bir dahli olması gerekiyor. Veya devletimizin bu konuyla ilgili sadece işte rakamı yükseltmek değil de işte vergi konusunda da bir indirim yapıyor olması gerekiyor. Yani hedefimiz inşallah olursa asgari ücretin 10.000 TL olmasıdır. 2023 asgari ücret ne kadar olmalı? 10 milyar. Asgari ücret mi alıyorsunuz? Evet. 5.500 lirayla geçinmek zor mu efendim? Evet. Evet zor hem de çok. 10.000 lira mı olmasını istiyorsunuz? Evet. Ücret ne kadar olmalı? Yani 10 milyar olursa daha güzel olur yani. Ama arkadan zam verilirse, zam her şeye zam gelirse bu gene kıymet olmaz yani. Asgari ücretle mi geçiniyorsunuz? Biraz fazla yani. 6.000'ler maaş alıyoruz yani. O da yetmiyor. 4.000'ler kira veriyorsun. Su para, ceyran para, doğalgaz parası. Bu nasıl geçiniyor ki insan yani? Biraz zor yani. Bu şartlar çok zor yani. Gerçekten kolay değil yani. 2023 asgari ücret ne kadar olmalı? Ne kadar mı? Ne kadar yatırsan millete o kadar olmalı. Sizce ne kadar olmalı? 15 milyar. Asgari ücret mi alıyorsunuz? Evet. Ben emekliyim, asgari ücret demiyorum. Geçim sıkıntısı mı var efendim? Dinleyelim sizden, buyurun. Ya geçim sıkıntısı olmaz mı ablacığım ya? Açlıktan ölüyoruz, ölüyoruz. Asgari ücret ne kadar olmalı? Allah bir 10 bin olması lazım. Asgari ücret mi alıyorsunuz? Yok ben emekliyim. Ama olması lazım yani normalinde asgari ücretin 10 bin lira olması lazım. Neden efendim? Hayat şartları maalesef öyle yani. 2023 asgari ücret ne kadar olmalı? 8.500 olması lazım. Neden efendim? Çünkü geçim şartları bayağı vahim yani. Alt taban çok geride kaldı yani. Olur mu? Takriben olur gibi geliyor bana. 2023 asgari ücret bugün geçim endeksi bala 10 bin lira olmalı. Bunun onu osu busu yok yani. 10 bin liradan aşağı. Çünkü 1000 liralık ev 4 bin lira oldu en kötüsü. 10 bin liradan aşağı olmamalı. Olur mu 10 bin lira? Olur mu 10 bin lira? Ben tahmin etmiyorum. Belki bugün bu para cebinden çıkmayanlar bunu talep edebilir ama bu parayı ödeyecek olanların ben bu parayı ödeyeceklerini düşünmüyorum. 8.000'i geçmeli bence. Çalışıyor musun? Hayır öğrenciyim. Neden öyle dedim? Çünkü yetmiyor. Yani 6.400 sanırım şu anda. Ya, 5.500. 5.500. Yine yetmiyor. Yani ben öğrenci olarak şu an KYK'mda 1.250 oldu ama yetmiyor bize. 8.5-9 olmalı bence. Niçin efendim? Hayat şartları öyle. Anca yani. Olur mu dediğiniz rakam? Olur zannedersem. Olması gerekiyor. Olur. En az 10 bin lira olmalı. Neden? Geçim standartlarına göre anca biraz olsun öyle dayanılır. Olur mu dediğiniz gibi 10 bin lira? Vallahi bilemem. Yani zannetmiyorum ki Türkiye'de hak eden hak ettiğini alamıyor. Onun için zannetmiyorum. Çok teşekkürler. Vallahi 2023 asgari ücret yani en az bir 9.000 civarı falan olmalı. Çünkü hayat şartları zaten malum. Hayat şartları her şey pahalı. Her şey olması gerektiğinden çok çok fazla pahalı. Dolar aldı başına gidiyor. Euro aldı başına. Euro 19 küsur olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Her şey bu kadar pahalıyken asgari ücretin de haliyle bir 9.000 civarına falan gelmesi lazım. Şu anki konuşmalar herhalde bir 8.000-8.250 civarında falan diye konuşuyorlar. Ancak hani bunun birazcık daha üstünde olması gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun, biz teşekkür ederiz. Al, ne kadar yüksek olursa o kadar iyi. Tahmin alalım. 9.500 lira. Olur mu 9.500 lira?
olma ihtimali yüksek. Ben öyle düşünüyorum en azından. İhtiyaç var, doğru mu? Herkesin ihtiyacı var. Hepimizin var. Sizin yok mu? Değil mi? Onun için inşallah herkesin gönlüne göre olur. Çok sağ ol. En az 8.000. Niçin? İnsanların hali ortada, geçinemiyorlar çünkü. Her şey ateş pahası. Yani pandemiden öncesi, pandemiden sonrası fiyatlar 3'e katlandı. En az 8.000 lira olmalı. Olmalı dedik. Olur mu sizce? Ben bekliyorum. Olur. Vallahi kızım, çarşıya pazara girilmiyor. Görüyorsunuz, ateş pahası. Asgari ücret bugünkü şartlarda en az 8.000'den aşağı olmamalı. 8 net almalı. 9 olur, 9.5 ancak pazara gidilir. Ama 8'den aşağı, yani onu ben kabul etmem. Bak, ben emekliyim. İksaç'tan sanat okulu mezunuyum buradan. Bu nedir ya? Çarşıya pazara girilmiyor. Ayıp. Ayıp. Diskin rakamını temenni ediyorum. 13.200. Olur mu 13.200? Olmaz da öyle temenni ederim. Niçin öyle temenni ettiniz? Çünkü hayat pahalılığı zor. Gerçekten zor. Ben bir emekli olarak geçinemiyorum. Gerçekten geçinemiyoruz yani. Faturaları zor. Yani gündüz kapatıyoruz, akşamları açıyoruz. O da yaşlı bir annem var. Onun için açıyoruz yani. Zor yani hayat. Gerçekten zor. En az 10 lira olmalı. Neden? Bu hayat pahalılığında. Olur mu sizce 10 bin lira? Zannederim. Şöyle söyleyeyim. Bugün günümüzde bir kiranın 6 bin, 7 bin liranın olduğu bir yerde bir asgari ücret 5.500 liraysa sizce hak mıdır? Değildir. O yüzden 5.000, 6.000 lira olan bir kiranın bir insan geçinmesi için 12-13 bin bile daha azken, yani buna biz karar veremiyoruz maalesef. O yüzden hani bunu vatandaşı şöyle görüyorlar artık. Hani baş kaldırırsan indiriyorlar. Bu yüzden konuşma hakkın yok. Ne derlerse kabul edeceksin. Diyeceğim budur. Yani 10 binden aşağı olmamalı. Neden? Neden? Şimdi ben emekliyim. 4.600 lira para alıyorum. Ev kendimin. Yalnız yaşıyorum. Yani bugün baktım doğalgaz 700 lira gelmiş. Tam da yakmadım yani. Nasıl geçineceğim ben? Hayat çok pahalı. Peynirin kilosu olmuş 170 lira. Ev kiraları pahalı. Su parası pahalı. İnsanlar nasıl geçiniyorlar ben şaşırıp kalıyorum yani. Hadi benim birikimim var biraz. Kenardan istediğim zaman kullanabiliyorum. Olmayanlar nasıl yapacak? Memleketin durumu çok perişan. Çok perişan. Valla 10 bin liranın üzerinde olmalı bir kere. Neden? Neden? Hayat pahalılığından. Hayat pahalılığından. Bir gram altın 1.100.000 lira olmuş. 1.100.000 lira. Bu şey ki, ev kiraları 3.000 lira, 4.000 liradan aşağı ev kirası yok. Benim evim var, emekliyim. Anlatabiliyor musun? Ben geçiniyor diyemem yani. Neden diyeceksin? Arabaya binemeyecek emekli. Hiçbir şey yapamayacak. Evinde yakıtı, belki de kombiyi de kapatacak. Öyle oturacak. Sattılar memleketi, bu hale getirdiler. Ondan sonra diyorlar ki biz düzelteceğiz. Ya 20 senedir neyi düzelttin ki? Hepsini sattın, savdın. Ondan sonra para nerede? Yok. Dış güçler. Fabrikaları dış güçler mi sattı? Kim sattı? Siz sattınız. Müslümanlık. Nerede? Şimdi ben camiye gireceğim. Saflar bomboş. Niye? Millet illallah etti artık ya. Asgari ücret yetmiyor diyorsunuz, doğru mu? Yetmiyor. Ne kadar olmalı? 10-12 bin olmalı. Neden? Neden? Hayat pahalı. Yani her şeyi bugün, geçen ay aldık, affedersiniz, zeytini bilmem kaç liradan, şimdi 90 liradan aldık. Her hafta gidiyoruz pazara, peynir alıyoruz şu kadar, tereyağı alıyoruz, zam geldi. Bize zam gelmiyor. Nasıl oluyor yani? Ne diyeyim? 2023 asgari ücret ne kadar olmalı? Ne kadar olmalı? Sizce ne kadar olmalı? Ne kadar verseniz bile yetmez. Neden? Yani çok pahalı, inanın ben tek başınayım ama yani çok zor, hakikaten çok zor. Diyorsun ya, asgari ücreti de esnaf, sanayici, tüccar elemanına ne kadar verebilmeli? Kesinlikle. En önemli konu o. Öyle soralım, ne kadar verebilmelisiniz? Vallahi hiç azaltılması bile lazım. Mümkün değil.
hafta dükkan kapatıyoruz. Çok kötü hakikaten. Yani 10 milyar üstünde olmalı bence. O bile hakikaten yetmez. İnanın yaşayan bilir. Simit 7 lira, gerisini düşünün artık. Bu kadar. Efendim asgari ücret ne kadar olmalı? Asgari ücret personel çalıştıran iş yerlerinin verebileceği kadar olmalı. Önce onu verebilecek olan esnafın, ticaret erbabının onu verebilecek gücü olması lazım. Ondan sonraki verilecek rakam hiç önemli değil. Şu an 5500. 5500'den de mi aşağı olmalı diyor esnaf? Şu anda 5500 lirayı bile esnaf veremiyor ki, kredilerle boğuşuyor. Siftahsız dükkan kapatıyor, nasıl versin? Nasıl versin? Yani eleman çıkarmayı ya da part-time çalışmayı düşünüyoruz. Benim 41 senelik mağazam var. Asgari ücreti artarsa ne yapacağımı bilmiyorum. Belki de kendim çalışacağım, personel çalıştıramayacağım. Yani asgari ücreti yükselteceğim diye iş gücünü azaltıp insanları işsiz bırakmak, asgari ücreti arttırmak anlamını taşıyorsa buyursunlar, yapsınlar. Vallahi ben diske bağlı asgari sendikası kısa üyesiyim. Bizim başkanımızın dediği gibi en az 14-15 bin olması lazım bu şartlarda. İnşallah öyle olur. Yani bir diske söz verseler çok iyi olacak. İnşallah öyle olur. Asgari ücretin bir önemi yok ki. Fiyatların yerinde olması çok önemli. Yani 10 bin lira olsun, hadi 15 bin lira olsun. Ama fiyatların oturması lazım. Asgari ücret yani enflasyonun, açıklandığı enflasyonla yaşamak değil de cebimizdeki parayla yaşamak çok önemli. Ama yine de yani 10 bin lira falan civarında olması belki biraz rahatlatabilir. Ama fiyatlar yerinde durmasa, enflasyon yerinde durmasa paranın hiçbir önemi yok diye düşünüyorum. Kocaeli'li vatandaşlara 2023 asgari ücret ne kadar olmalı diye sorduk. Aslında aynı cevabı aldık. 5500 lira yetmiyor.